Nasıl oldu ben de anlamadım. Gülperi Çetin, sağ bakalım. Evinden 900 gram uyuşturucu çıktı. Doktor raporu tamam. İfadeyi alabiliriz. Tamam. Devrem Bey bakar mısın? Buyur. İfadeye kadar bekletin odada. Tamamdır. Gel bacım, gel şöyle. Avukatın var mı? Yok. Barodan avukat talebinde bulunalım. Yalnız giremezsin sorguya. Geç bakalım. Sorgu odasına getirin. Emredersiniz başkomiserim. Avukatın gelmedi mi hala? Geldim, geldim memur bey. Hadi o zaman. Merhaba Gülperi Hanım. İnşallah yardımcı olacağım size. Son dakikada oldu her şey. Artık doğaçlama bir şeyler yaparız. Çocuklarım Sevgi evinde. Onlardan bir haber getirin, başka bir tabii şey istemem. Tabii. Buyurun gidelim hemen de. Sustuğuna göre suçunu kabul ediyorsun, öyle mi? Tedarikçin kim? Malı tek başına mı dağıtıyorsun? Anlatsana kadın! Kimden alıyorsun? Kime satıyorsun? Bak, telefonun içeride incelemedi. Az sonra müşteri listen gelecek zaten buraya. Sen şunu peşin peşin söylesene! Konuşsana kadın! Kimin için çalışıyorsun? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Konuş! Hadi anlat. Banka hesapların tam takır. Evinden pazar parası bile çıkmadı. Telefon kayıtların da temiz. Paketler lokum halinde bile değil. Ben eminim, o malı alsam gelsem koysam şuraya, sen onu hayatında ilk defa görmüş olursun. Bak bir sürü işimiz var. Beni de kendini de yorma. Kimi koruyorsan söyle. Bakın Gülperi Hanım, bu işin ucunda 20 yıl var. Eğer suçu kabul ederseniz sizin için hiçbir şey yapamam. Kimi koruyorsunuz? Söyleyin lütfen. Bak, bu son şansın. Adam yaralamaktan 1,5 yıl yatmışsın. Çocuklarını da yeni almışsın. 3 çocuk. Masrafları boyuna geçiyor değil mi? O yüzden başladın satıcılığa. Bak bacım, saatlerdir seni niye sıkıştırıyorum biliyor musun? Çünkü bu suçu sen işlemedin. Sen torbacı değilsin. Sen birini koruyorsun. Ah be bacım, ah! İçerisi senin gibi fedakar analarla, avratlarla dolu. Ya biz bilmiyor muyuz senin yapmadığını? Sen ya sevdiğini koruyorsun ya da oğlunu. Ama mutlaka çıkar ortaya. Atın bunu nezarete. Kalk bacım hadi. Hadi.